Tebrikler Cenab abi. Büyük bir kahramanlık yaptın doğrusu. Sağ ol canım içi. On binlerce dinleyicinin önünde Sabri Bey'e yalan söylediğini erkekçe itiraf ettim. Bravo. Çok takdir ettim doğrusu. Eksik olma canım içi. Yalnız bir sorunumuz var. Eve nasıl gireceğiz? Sabri Bey'in yüzüne nasıl bakacağız? Merak etme, göğsümüzü gere gere gideriz. Radyodan avansımızı aldık, borcumuzu öderiz. Sabriciğimin de iki yanından öpüp işi tatlıya bağlarız. Zor öpersin abi. Şimdi Sabri Bey balkonda beylik tabancasında pusuya yatmış, bizi bekliyordur. Olamaz. Olabilir mi? Bahse girelim istersen. Bak bu hiç hoşuma gitmedi. Ne yapsak? Evin arka kapısına mı girsek yoksa yağmur oluğundan yukarıya mı tırmansak? Canım bir şey söyle. Aa bak çekeceğim kulağına. Bana hiç sorma Cenab abi. Bu işi sen başlattın, sen temizle. Alçaklar. Yalancılar. Susun efendim. Onlar hiç de öyle insanlar değil. Müdafaa etmeyin şu yalı kazıklarını bana. Başım, başım. Zaten siz musallat ettiniz o pis dolandırıcıları başımıza. Dolandırıcı da sizsiniz efendim. Yalı kazığı da siz. Ay. Kız geri ne bağırışıp duruyorsunuz öyle şey gibi? Sizin üstünüze vazife değil efendim. Siz niye geldiniz? Aa, ne alemdesiniz diye bakmaya geldim. Kabahat mı ettik yani? Buyurun efendim, buyurun siz. Bizim kusurumuza bakmayın. Bal gibi dolandırdılar bizi efendim. Miras kaldı diye yalan söylediler. Evi alacağız dediler. Üç aylık kiranın üstüne yattılar şerefsizler. Siz kendinize bakın efendim. Para hırsından ağzınız burnunuz bir tarafa kaydı. Hey. Durun kız, durun. Gene kaygılıp kalacaksınız ha. Kaydı efendim, kaydı sayenizde. Yakında bana inni iner, siz de münasip bir tarafınıza kına yakarsınız. Siz alın o kınayı da efendim. Ayıp kız, ayıp. Yani yapmayın Allah aşkına. Ya kendinizi düşünmüyorsunuz, bari teyzeyi düşünün o. O iyi efendim, iyi merak etmeyin. Türkan Hanım bir yatıştırıcı verdi, mışıl mışıl uyuyor. Bizim utanmadan konuşuyor musunuz efendim? Altınların yerini öğrenmek için zehirlediniz anneciğimi. Kovaya soktunuz. Ay dur kız sen de korkma. Siz ne diyorsunuz efendim? Ben öyle cani ruhlu bir adam mıyım? Canisiniz efendim. Canisiniz. Anneciğimi öldürdünüz. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz efendim? Kendinize gelin. Dur kız sen de öldürecek misin kocanı ha? Öldürürüm efendim. Kaç mıydı? Tamam giyinebilirsiniz. Cafer biliyordu onlara miras falan kalmadığını Türkan abla. Bak şimdi biliyor muydu? E neden söylemedi o zaman? Cenap beyler yemin verdirmiş söylemesini diye. Neyse olan olmuş artık. Ne alemdeler acaba? Bilmem vallahi hiç sesleri çıkmıyor ama. Babacığım bana da bana da. Bilirsin değil mi ağzının tadını? Koş kız kapıcı kaykıldı gene bunlar. Anam kaykıldılar mı? Felaket kız Türkan Hanım'ı çağır koş. Ben havlu attım vallahi. Cafer. Sabri Bey de ayranı fena yapmış radyo. Türkan Hanım bir bakıverse sevabına. Bakamaz mı şimdi Cafer? Hastası var daha sonra. Ay geliyorum Cafer. İşim bitmek üzere. Uyandın mı nihayet? Ah, uyumuyordum ki senin gözlerimi dinlendiriyordum. Bir taraftan da Afganistan'daki harekatı düşünüyorum. Atma hadi atma. İki saattir leş gibi uyuyorsun. Atmıyorum senin. Kendimi bomba gibi hissediyorum. Bu sabahki yürüyüş iyi geldi. Ne demezsin. Bundan sonra yürüyüş falan yok. Ölüp kalacaksın sokaklarda. Bana bir şey olmaz. Benim adım Cemil. Sabri Bey nasıl oldu acaba? Merak etme senden iyidir. Yok Sevim böyle deme. Adam can çekişiyormuş. Gidip de helalleşin. Hayır. Otur oturduğun yerde. Bundan sonra komşu ziyaretleri yasak sana. Geç şuraya Cemil. Bundan sonra cama çıkıp ona buna laf yetiştirmek de yasak. Ama bu kadar zalimlik Sevim. Birine dile teslim et, öldür beni daha iyi. Gözünü ben ayırmayayım ekçi. Sabriciğimle konuşurken zemini yoklayıp ona göre taktik belirleyeceğim. Çelişkiye düşmeyelim, beni izle. Tamam canım abi, sen önden git. Vay. Wow. Bu sessizlik senin dikkatini çekmiyor mu? Evet, Sabri Bey balkonda değil.
Cemil bile pencereye çıkmamış. İlginç. Acaba terörist ihbarı alıp apartmanın içini boşalttılar mı? Aman dikkat et Cenab abi. Belki içeriye pusuya yatmış olabilir. Başlarında. Demek durum bu kadar ciddi. Ciddi efendim. Yani siz de öyle aniden söylediniz. Yani biraz insan alıştıra söyler. Öyle de canımın içi işte. Saygılar. Aşk olsun Cenap Bey. Nereden aklınıza geldi bu miras masalı? Size hiç yakıştıramadım doğrusu. Haklısınız hanımefendi. İstemeden oldu. Sabri Bey bizi yanlış mı anladı acaba? Bilmiyorum abi. Sen ne demek istemiştin? Ben mi? Ben aslında... Evi de alırım diye söz vermişsiniz. Bence girip bir özür dileyin. Özür mü? Çok doğru düşünüyoruz hanımefendi. Dilesek mi acaba? Dileyelim ha. Ya ne duruyorsunuz? Gidip bir helalleşin. Adam ölür mü ölür, vallahi vicdan azabı çekersiniz. Bu kadar hasta. Bu kadar efendim. İkisi de karı koca yamuldular diyorum size. Öyle yatıyorlar. Hadi gel, korkma. Benim gelmem şart mı Cenab abi? Sen yalnız gitsen ha. Canım korkma, bize bir şey yapamaz. Bak bitkinmiş. Ha. Yani umarım öyledir. Bütün yaptıklarınızdan sonra ne cesaretle geliyorsunuz buraya efendim? Sizden özür dilemeye geldik Sabri'ciğim. Bizi bağışla. Affetmek büyük bir şanındandır Sabri Bey. Affetmem efendim. Rahmetli babam Karaca Ahmet'ten kalksa gelse gene affetmem. Hayır, size değer verip konuşmaya gelmişler. Sabri'ciğim, insanlar konuşa konuşa anlaşır değil mi? Konuşmuyorum sizinle efendim. İkinizi de dava edeceğim. Dolandırıcılıktan hapse attıracağım. Anam. Dolandırıcılıktan mı? Daha öyle. Sen benim yaptığım şakayı ciddiye aldın galiba Sabri'ciğim. Şaka mı? Şaka mı? Ne şakası? Ya yeter abi. Yeter abi. Zaten çok pişman oldum. Senin aklına uydum. Adama bir şaka yapayım dedim. Bak ne hale geldi. Ah. Çekeceğim kulağı. Duydunuz mu efendim? Şakaymış. Ben size demedim mi? Cenap Bey öyle bir insan değil diye. Oh çok şükür. Demek şakaydı ha. Şaka tabii Sabri'ciğim. Şaka. Öyle şaka mı olur efendim? Az daha yüreğim iniyordu. Hala titriyor elim ayağım. Affedersiniz ama buna eşek şakası derler. Ayıp efendim, ağzınızı toplayın. Cenap Bey'le öyle konuşamazsınız. Yok hanımefendi, Sabri'ciğim haklı. Duydun değil mi? Bir daha hiç kimseyle öyle eşek şakası yapmayacaksın. Aklınıza gelmişken şu kira borcumuzu da verelim. Aa, ne acelesi var efendim? Öyle ya, ne acelesi var efendim, biz yabancı mıyız? Sabiciğim verelim, bakarsın biraz işlemleri biraz uzun sürer. Ne önemi var efendim, biz bekleriz. Şu evin satış işlemi için yaptığımız anlaşma hala geçerli değil mi efendim? Şüphesiz. Ama Cenab abi. Yok hayır. Bizim gibi adamlar sözünden geri dönemez. Yakışmaz bize. Duydunuz mu efendim? Cenap Bey asla sözünden dönmez. Öldüme, öldüme. Bak Cemil abi. Yavaş ol. Neden anneciğimi uyandıracaksınız? Çüşünüz efendim. Ahıramı giriyorsunuz. Demek hayatlısın daha. Vedalaşmadan nalları dikseydin vallahi üzülürdüm. Ne biçim konuşuyorsun Celil'ciğim ha? Herhalde ölmemi bekliyorsunuz efendim. Avucunuzu yalarsınız. Ayrıca kimin daha önce nalları dikeceği hiç belli olmaz.